Manşete hoş geldiniz. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Öğretmenlik çok önemli. Öğretmenler, eğer doğru öğretmenler, iyi eğitilmiş ve ne yaptığını bilen öğretmenler söz konusuysa, çocukların gelişiminde, fikri ve zihni altyapılarının oluşmasında çok mühim bir fonksiyona sahipler. Benim de çok önemli öğretmenlerim oldu ve hafızamda yer eden ve bana aşıladıkları kimi konular itibariyle, kimi alışkanlıklar itibariyle de hala hayırla yad ettiğim öğretmenler var. İkisini örnek vereceğim. Biri orta birinci sınıfta hayat bilgisi öğretmenimizdi ya da sosyal bilgiler öğretmenimizdi. O günkü ders öyleydi galiba. Altıncı sınıf. Ülkü ismini de hiç unutmuyorum bakın bu kadar sene geçmiş. O okulda Tarsus'ta Cengiz Topel Lisesi'nden bahsediyorum. Tarsus'ta o gün tiyatro yoktu. Belki bugün de yoktur bilmiyorum. Adana'da devlet tiyatrosu vardı. Adana Türkiye'nin dördüncü büyük iliydi ve büyük illerde devlet tiyatroları vardı. Mühim bir şeydir. Mühim bir şeydi yani. Hala var mı? Ne biçimde yürüyor? Gene bilmiyorum. O okul çapında tiyatro günleri organize ederdi ve sadece maliyetini ailelerden toplar imkanı olmayan gitmek isteyen öğrencilere de bir şekilde bir yol bulurdu. Gönüllülük esasına dayalı olarak veya bağışla neyse ve bir otobüs kaldırırdı Tarsus'tan Adana'ya. Birkaç defa bizi böyle böylelikle şeye götürdü. Devlet Tiyatrosu'na götürdü. Hayatımda ilk defa tiyatroya o zaman gittim. Adana büyük bir şehirdi o zaman bizim için küçük çocuğuz. Ve o gün o tiyatronun kokusu, tiyatroya giriş çıkış, biletler, oyun, sahnelen hala sahnelenen oyunları hatırlarım yani. Çok başka bir deneyimdi. Bize tiyatro tutkusunu tiyatro seyirciliğini, tiyatro seyircisi nasıl olunurmuş bunu aşıladı. Ve o günden bana mirastır. Bir başka öğretmenim lise birinci sınıftı galiba. Edebiyat öğretmeni. Evet, elbette dersini çok iyi yapardı, anlatırdı. Fakat her dersin 10-15 dakikalık bölümünde sıraların arasında dolaşarak bize kitap okurdu. Muzaffer İzgü hikayeleri okurdu. O günlerde çok popülerdi ve bir hikayeyi okuması 8-10 dakika, 15 dakika sürerdi ve biz oturur böyle dinlerdik. Çok da güzel sesi vardı, çok da güzel diksiyonu vardı. Ve o bize bununla sadece Muzaffer İzgü kitaplarını tanıtmadı. Okuma alışkanlığı geçirmek, okuma, okuma alışkanlığı vermek için yaptığı bir şeydi bu. Ve benim okuma alışkanlığımda da bu mühim bir şey olmuştur. Mühim, mühim bir etkisi olmuştur. Yani bunlar küçük hareketler ama çocukların zihninde büyük izler bırakıyorlar ve çocuklar bununla yetişiyorlar. Ve yarın öbür gün büyüdüklerinde 40-50 yaşına geldiklerinde dahi bunları unutmuyorlar. O açıdan önemli. Yayının sonunda benim ilk öğretmenim, babamla ilgili de anlatacaklarım var. Şimdi gündeme geçelim. Gündem dış gündemle başlayıp iç gündeme geleceğim. Gazze'de bir ateşkes ilan edildi. Bu daha önce duyurulmuştu ama bugün başladı. Sabah yürürlüğe girdi ve karşılıklı İsrailli ve Filistinli rehinelerin serbest bırakılması bekleniyor. Ancak bu haberi alan e, Filistinliler evlerine dönmeye kalktılar veya evlerine dönmeye başladılar. Tabii İsrail ordusu da "Hayır artık kuzeye dönemezsiniz. Çıktığınız yere geri dönemezsiniz. Gittiğiniz yerde kalacaksınız." dedi ve onlara dönmeye kalkanlara veya dönenlere ateş açtığına dair de haberler var. Yine Mısır'dan ilk yardım teslimatları refah sınır kapısı aracılığıyla bölgeye girmiş. Bu, bu açılardan da olumlu bir tarafı var. Ama dört gün sonra bitecek bu. Erken doğumlar artmış Gazze'de. Üçte bir oranında e, yoğun stres ve travmaya dayalı olarak dram bitmiyor. İşte toplu mezar görüntüleri geliyor. Bunun videoları da var. İçler acısı. Bu fotoğraflarla daha önceki kimi katliamların fotoğrafları ta İkinci Dünya Savaşı'ndan bu tarafa karşılaştırılıyor. Esasen nedenleri farklı olsa da sonuçları şekilde görüldüğü gibi maalesef. Helal olsun sana Jenna diye bir haber var Hürriyet'in ilk sayfasında bugün. Amerikalı bir oyuncu rol arkadaşı Filistin'e destek verdiği için Çığlık 7'nin kadrosundan çıkarılmasına tepki göstermiş filan. Şimdi burada Evet, dünyada bir bölünme, bir yarılma var. Kimi anlaşmalar feshediliyor, kimi oyuncular oyunlarından ya da işte efendim filmlerinden, dizilerinden oluyorlar. Her neyse ya da işlerinden oluyorlar. Sadece oyuncular film sinema sektörü değil, hemen her alanda benzer bir durum yaşanıyor. Bir bu yönüyle bunu göstermesi açısından evet böyle bir haber var. Bir de şöyle bir haber, şöyle bir tarafı var konunun. Yani işinize gelen konuda birileri bir şeyleri protesto ettiğinde böyle veriyorsunuz. İşinize gelmeyen konularda da hain, öteki işbirlikçi oluyor. Evet. Bu da iki yüzlülük. Yani maalesef. Maalesef bu hemen her yerde var. Piyanist Fazıl Say eleştiri oklarını göze alıyorum deyip barışı savunan tek liderin Erdoğan olduğunu savunmuş. Takvim gazetesine de böyle manşet olmuş. Ama bizim Türkiye mahallelerinde bir kural vardır. Bu değişmez. Ne yaparsan yap asla rezil olmasın. İrlanda çok karışık. Bizim komşumuz Britanya'da, Dublin'de bir bıçaklı saldırının ardından 3 çocuk 5 kişi yaralandı. Ciddi yağma olayları ve kent ayakta sürekli de dünya televizyonları buraya canlı bağlanıp veriyorlar. Ökçülük odaklı bir şey çünkü bu kişileri yaralayan kişinin Cezayir göçmeni veya Cezayir asıllı bir göçmen olduğu üzerinde duruluyor. 20 yıldır ülkede yaşıyormuş filan. Tüm göçmenlere yerleşik olsun iltica etmiş olsun dönük bir tepki var. O tepkinin bir yansıması işte bunlar geldiler bizim işlerimizi elimizden aldılar. Ülkenin işte ne bileyim refah payımızı elinden aldılar. Ülkenin kaynakları buna gidiyor falan gibi hemen her yerde dillendirilen konular hükümetlerin beceriksiz, basiretsiz ve e, önlem almaktan uzak ve hala da öyle bütün ülkeler için geçerli e, tutum ve politikalarından sonra sokaklar karışıyor, karışmaya başladı. Dublin ne ilk ne de son olacak bu gidişle. Dönelim futboldaki Ponzi skandalına. E, pek çok isim konuşuluyor, pek çok e, iddia var. Evet, e, suç şahsidir bir. Evet, suçu sabit olana kadar, mahkeme kararlarıyla kesinleşene kadar da herkes masumdur. İki Masumiyet karinesi diye bir konu var. Burada ele aldığım konu ne e, direkt insanları suçlamak, ne de bunun üzerinden bir rating falan goy goygoyu yapmak, ne de işte efendim geriye doğru e, benim ne bileyim alerjim olan tipleri falan gündeme getirerek falan bunun üzerinden ne malı. Hayır hayır, öyle bir şey yok. Fakat ortada büyük bir hadise var yani ortadaki hadise nasıl ki işte bir takım güzellik merkezleri filan aracılığıyla Dilan Polatlar, Engin Polatlar falan bir takım şeyler patlamışsa ne bileyim il, iltihap patlamış ortaya cerahat satı, saçılmışsa aynı durum benzer farklı alanlarda ve farklı konularda da yaşanıyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bir. iki iddianameye yansıyan konular var. Her iddianame doğru mudur? Hayır her iddianame doğru değildir. Savcı uydurması nice iddianame gördü bu gözler. Ama o iddianamede ifadeler var. Tanık ifadeleri var, sanık ifadeleri var, müşteki ifadeleri var. Ve bu ifadeler yalanlanmamış durumda. Yani herkes kendi ifadesinin arkasında. Bir biçimde yapılan açıklamalar var taraflardan. Dolayısıyla bu olayın ...doğruluğunu veya orada bir şeyler döndüğünü gösteriyor. Ben de bu çerçevede ele alıyorum. Böyle de bakmak icap eder. Şimdi Sözcü Gazetesi'ne yansıyan listede işte bu kadar doların... E, ...isimler karşısında yazılan bu kadar doların, doların veya TL'nin mevcut sisteme aktarıldığı... ...ve bu paranın buharlaştığı totalde 43 milyon dolar, 15 milyon TL. Ağırlıklı olarak olay dolar üzerinden yürümüş. Fatih Terim'in listede ismi yok. Emre Belezoğlu'nun listede ismi yok ama soruşturmada ismi geçenler. Bunlar ancak Fatih Terim'in damadının ismi var. Volkan Bahçe Kapılı onun damadı. Burse Terim'in kocası. Arda Turan var, Selçuk İnan var, Muslera var, Semih Kaya var. Bunlar bilinenler, bilinmeyenler de ekrana geldi. Şimdi Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı deniyor. Zaten bir önceki yayında da bahsetmiştim. Bu ifadesinde, bu ifadede, bu hürriyetten kesip getirdim. Seçil Erzan isimli banka şube müdürü olarak tanıdığım şahısla 5-6 yıldır tanışıyorum diyor, doğruluyor. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde zaman zaman yanıma gelip Florya'daki tesislerde imzamı alırdı diyor. Para pul işlerine hiç karışmam, ekibimden insanlar yürütüyordu diyor. Bu fonla alakalı hiçbir zaman para vermedim diyor. Fakat diyor bir takım kulağıma duyumlar gelince de paramı çekmek istedim veya başka bir yere transfer etmek istediğimde 3 milyon dolarım gelmedi diyor. O arada arada Seçil Erzan dışında Rüya Hanım dediği bir isim daha var. Rüya Hanım ve Seçil Erzan'dan şikayetçi olmuş falan filan. Yani açıklamanın tonu şunu söylüyor. Bu işlerle çok fazla ilgim yok. Ekibim götürüyor zaten. Arada da benim imzamı alıyorlar. Yani 3 milyon kaybolmuşsa ve e, yani para işlerinde herkesin ne kadar tetiz olduğu ve en azından Fatih terim gibi birinin bu konulara takip ettiği veya özel vakit ayırdığı bilinir, takip edilir. E, benim ilgim yoktu bir şekilde haberim olmadan beni dolandırdılar demeye getiriyor. Bakalım öyle mi? Bu seterimin ifadesi ortaya çıkmış. O da diyor ki e, kuzenim bana bu bilgiyi getirdi. Denizbank'ta 20 civarı güvenilir kişinin de dahil olduğu bir fon var. Yüksek gelir getirisi var falan ben de diyor onun aracılığıyla girdim. Kişisel paramı buraya yatırdım falan diyor. Kişisel falan lafını da kullanarak babasıyla ayrıştırmaya çalışıyor kendini. Yani niçede aile bu işe girmiş. Yani Fatih Terim, Buse Terim ve Volkan Bahçe kapılı onun eşi. Hem de milyonlarca dolar söz konusu. Paralarını kurtarmışlar mı, kurtarmamışlar mı? O da soru işareti. kurtardık Demiyorlar en azından şu anda. Yine yalanlanmayan ve işte şeye giren, dosyaya giren konulardan biri de özellikle Arda Turan'ın ifadesi. Ee, Seçil Erzan'la konuşması takılıyor dinlemelere veya işte efendim WhatsApp mesajlarına bir biçimde artık Seçil Erzan'ın telefonundan mı bu geçirildi, hangi yolla ele geçirildi bilmiyoruz ama taraflar yalanlamadığı için e, bunu onun için ekrana getirdim. Arda Turan diyor ki peki Fatih Hoca karda mı bu işte diyor. Evet diyor Seçil Erzan. Yani burada Arda Turan'ın Fatih Hoca meselesinden yani Fatih Terim'den haberdar olduğu, Fatih Terim'in de sistemde olduğunu ima ettiği ortaya çıkıyor. Haberdar mı? Şey karda mı diye soruyor. Haberdar mı demiyor. Karda mı diyor. Yani Fatih Hoca da bu işin içinde acaba o da kar ediyor mu? Ya seçildim sen arsamı sattırdın bana. Ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim diyor. Şimdi dolayısıyla Arda Turan parasını kurtarmaya çalışıyor parasını kurtarmaya çalışırken zarara düşmüş. O arada da Fatih Terim sorusunu yöneltiyor. Yani dolayısıyla birileri bir şey biliyor ve birileri bir şey çeviriyor. Yani buradan bu ortaya çıkıyor. Esasen soru şu. Soru şu. Fatih Terim'in Denizbank'ta zannettiği 3 milyon doları nerede? Fona para kaptırmadığını öne sürüyor. Hem de 8 aydır geri, geri parayı geri alamadığını açıklıyor. Yani burada birileri bir şey saklıyor. Yani Fatih Terim'in o verdiği ifadesine ilaveten bir şeyler söylemesi lazım. Ama tabii arada Mehmet Ağar'ın şunun bunun elemanları veya farklı mekanizmalar çalışmıyorsa. Bu, bu, arada tabii basın ayağı var, işin yargı ayağı var, polis ayağı var. Bilmiyorum şu anda bu mekanizmalar çalışıyordur. O arada Yılmaz Özdil demiş ki Fatih Terim fonunu kaçıranlara müjde. Elimde ikinci el Alaaddin'in lambası var. Bir antikacıdan almıştım. Ovalıyorsun dolar fışkırıyor. Meraklısını 30 bin euroya bırakırım. Ona kapak gibi bir cevap vermiş Eyüp Sabri Esenkal. Ya sen 2500 liraya kitap satmış, satmış, adamsın. O dolandırıcılar senin karşında diz çöküp tövbe ister. Her neyse. O arada bir takım şeyler sızıyor. Bir takım şeyler medya yazıyor. Yani bu olay Nisan'da patlamış. Ekim'de iddianamesi kabul edilmiş. Şimdi öğreniyoruz. Demek ki birileri biliyordu yazmadı. Ya da duruşmada artık bir şekilde saklanamayacak şekilde ortaya çıktı. Benzer bir durum olay Şamast'ın olay görüntüleri diye gene sızdırıldı işte gardiyanı bıçaklarken çekildiği cezaevinde görüntüler. Şimdi o gün Samast'ın bir cezası vardı. Şartlı tahliye filandan neyse dolup çıkıyordu. Sırf bu gardiyan bıçaklama meselesinden dolayı, cezaevindeki olaydan dolayı ilave bir süre daha yattı ve ancak işte geçtiğimiz günlerde tahliye oldu. Peki bu şeyi kim sızdırdı? Bu görüntüleri kim sızdırdı? Ya da o o, o gün Samastı... Tekrar içeriye birileri almaya çalışıyor, birileri bırakmaya çalışıyor, birileri aralıkta duruşmaya çıkarmaya çalışıyor. Nedir yani bu? Ne dönüyor? Evet. Elbette bu görüntülerin neden şimdi yıllar sonra sızdığını da sormak, sorgulamak gazeteciliğin görevi. Bunu basmak kadar. Leman'ın kapağı Tahliye olan katil o gün Samasta tekrar soruşturma açıldı. Tam kariyer yapacakken sosyal medyaya takıldık diyor. Evet. Esasen öyle de bir durum var. Yani cezaevinde bir süre yatıp çıkan daha sonra kariyer yapıyor. Cezaevini de o eğitimin bir parçası olarak kabul etmek gerekiyor kendi o kariyerinin bir parçası. Gerekirse tek başıma Aziz milletimizin huzuruna çıkacağız. Meral Akşener, Bülent Çelik karikatüründe resmedilmiş. Bu gidişle söylediğini gerçekten yapacak galiba diyor. Yani tek başına kalmış bir Akşener olayı var. Ee, üzücü. En son işte bu İyi Partili Ümitlik Bayır'ın iddialarına cevap vermeye çalıştığı bir basın toplantısında e, moralinin hayli bozuk olduğu ve cevap verirken cevap vermekte güçlük çektiği, teklediği ya da işte efendim kekelediği falan dikkat çekiyordu. Ağır iddialar. Bir de bu iddiaları dile getiren diyor ki yani Meral Akşener'in oğlu partinin e, işte kampanya ekibindeydi e, ve çuvallarla paraları ya da işte ne bileyim ne diyor poşetlerle çuvallarla diye düzelteyim poşetlerle elden şu kadar parayı ekibinden şu kadar isme dağıttı falan. Tamamen kayıt dışı ben diyor partinin mali işler sorumlusuyum yani partinin kasası Ümit Dikbayır sıradan bir isim değil sıradan bir parti üyesi parti milletvekili değil. Parti'nin kasası bunu söylüyor. Parti mali işlerinin başındaki kişi ben belgesiz iş yapmam, kayıt dışı iş yapmam diyor ama Meral Akşener'in oğlu kampanyanın başındaymış. O kayıt dışı bir iş yapıyor. Esasen bu konuda bu konu biraz savcıların alanına da giriyor. Artı bu konuyla ilgili bu parasal hesaplardan dolayı parti kapatma davasına kadar gider bu iş. Yani Türkiye hukuk sistemi içerisinde söylüyorum. Olay birbirine girmiş durumda bambaşka iddialar da var. Yok işte yönetim katında birinin biriyle ilişkisi öbürü beriki onun onun aleyhine kendini kullandırılması falan. Bir takım bel altı konular var. Ama parti fena halde karışmış durumda. Tam da bu aşamada Masum, e, Mansur Yavaş Akşener'i ziyaret etmişti. bir açıklama yapmadı. Mansur Yavaş zaten keçomdur. Herhangi bir şey söylemez bu tür konularda. Ben yani Mansur Yavaş'ın arkasında herkes durmalı Bak 4 ay sonra seçim var. Ankara'dan da Mansur Yavaş tekrar aday olacak. E, muhalefet ittifakı bunu bile temin edememiş değil derken alta yazan yorumlarda şunu okudum. Ya açıkladılar Mansur Yavaş'a desteklerini. Evet böyle bir açıklama vardı ama sonra başka açıklamalar da geldi. 81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız diye iyi partilerin açıklamaları var parti sözcüsü düzeyinde. Onu ne yapacağız? Yani dolayısıyla... E, bu bir nezaket ziyareti değildi ama İyi Parti'nin bu karışıklıkta 3-4 ay sonraki belediye seçiminde nasıl bir yol yön tutacağı gerçekten e, mesele Beral Akşener de herhalde e, yaşamının en zor günlerini yaşıyordur. Kemal Kılıçdaroğlu bitti siyaseten ve Akşener de fiilen bitik görünüyor. Hoş genel başkanlık ne bileyim iyi parti koltuğunu neyse o makamını koruyor, sürdürüyor. Yani bir de e, Kemal, kemal Kemal Kılıçdaroğlu bıraktığında CHP devam ediyor da İyi Parti'de Akşener bıraktığında İyi Parti devam edemez. Yani şans partisi öyle de bir zorluk var. Bu da bunun da herhalde en çok kendi farkında. Meral ablamla zorlukları aşacağımıza inanıyorum demiş Özgür Özel. Esasen bu bir zeytin dalı olarak da yorumlanabilir. Yani bak biz bir araya oturalım en azından İyi Parti içindeki sıkıntılar da bir şekilde rafa kalkar falan mı demek istiyor bilmiyorum ama zor. Yani Bilemiyorum zaman ne gösterecek. orada arada ee, Özgür Özel'e ne Meral Akşener Özgür Özel'e randevu vermiş durumda ne de işte onu ziyaret etmiş durumda. Ee, şu ana kadar CHP'ye yeni bir genel başkan seçilmiş. Ne olursa olsun eski ortağınız bir görüşüm olması icap ederdi. Bu görüşme de olmadı. Bunun da altını çizelim. Bir başka olmayan görüşmede Perşembe günü bekleniyordu. İşte Devlet Bahçeli ile Erdoğan'ın 50 artı 1 meselelerini konuşması. O da ertelenmiş. Gerekçe de neymiş efendim? Program yoğunluğu. Geçeceksiniz yani. Bir başka konu da şimdi resimde Fahrettin Altun'la Süleyman Soylu gözüküyor. Fahrettin Altun gözlükte olan Propaganda Bakanı Saray'ın Süleyman Soylu da eski İçişleri Bakanı. Fakat enteresan bir tweet attı ve bu tweette bir takım haberleri alıntılayarak bunu etiketleyerek Fahrettin Altun'u da ya bak diyor yani böyle böyle haberler yapılıyor. Organize bir dezenformasyon var. İ i̇çeriden bilgiler sızıyor. İşte efendim e falan işte haberlerde şunlar bak Onları da göstereceğim. Kimlere hedef göstermiş? Tolga Şardan'ın bir haberi. Interpol ararken aklanıp saklandı. Ne bileyim Orhan Bursalı'nın soylu tasfiyesi başlıklı yazısı. Orhan Uğuroğlu'nun gene bir yazısı. E Timur Soykan'ın baron vatandaş skandalı falan. Şimdi bütün bunların hepsini alıntılayıp bu gazetecileri ihbar ediyor, propaganda bakanla yani bunlarla ilgili bir işlem yap diyor. Ama esasen altı çizilmesi gereken dört nokta var. E, Soylunun attığı tweette. Ben onların altını çizdim. İlki organize haberler devam ediyor diyor. Yani bu bir organize. Bizim altımızı boşaltmaya çalışan ya da benim altımı boşaltmaya çalışan birileri var ve bu bu bir organize çete olarak, organize örgüt olarak, organize grup olarak yürüyen bir iş diyor. İki, gazetecilerin tüm detaylarını elde ettiği bir de önlem koymuş sonuna ve servis ettiği diyor. Şimdi bu birileri diyor gazetecilere bunu sızdırıyor. Üç, burada da parmak sallıyor. İftiralar, yalanlar, yakıştırmalarla Süleyman Soylu'yu gömelim derken tüm devletin birimlerini aynı zamanda gömüyorlar diyor. Benimle beraber siz de gidersiniz demektir bu. Beni gömerlerse ben de sizi gömerim demektir. Onun Türk şeysidir bu. Türkçesidir bu. Yani meali söylediğim gibi. Ve dört, Fahrettin Altun'u özellikle etiketliyor. Fahrettin Altun'la Süleyman Soylu'nun arası hiçbir zaman iyi olmadı. Ama bu zaten bir parmak sallama. Bu bir destek talebi, bu bir rica, bu bir istek, bu bir hatırlatma falan değil. Bu bir parmak sallama. Beni gömmeye çalışıyorlar organize bir biçimde içeriden sızdırılan haberlerle. Ben de sizi gömerim. Tehdidi. O arada Tolga Şardan demişken MIT'in Cumhurbaşkanlığına yargı raporu sunduğu yönündeki iddialar asılsız çıktı diye bir haber var. Yargı raporu iddiasına MIT'ten resmi yanıt. Böyle bir rapor yok. Günler haftalar sonra Tolga Şardan o arada haberinin arkasında böyle bir yargı raporu gitti. İşte bir savcının içeride büyük yolsuzluklar oluyor. Zenginleşenler var falan İsmail Uçar diye e, HSK'ya bir ihbar mektubu yazmasından sonra böyle bir haber e, yayınlanmıştı Tolga Şardan imzasıyla. MİT de benzer e, endişeleri içeren bak bu konu iktidarı sıkıntıya sokar falan notunu da düştü bir yargı raporunu saraya sundu denmişti İbrahim Kalın'ın miti Fakat e, şeyde 31 Ekim'de Tolga Şartan yayınlamış İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir detaya ulaştı sabah diyor. Nazif Karaman imzalı haberde. İşte efendim MIT hukuk müşavirliği cevabı yazıda yazınızda bahsi geçen rapor hazırlanmamıştır dedi. Şimdi bir zaten MIT böyle bir rapor vardır demez. İki bunun şimdi bu şekilde yayınlanması da son derece cahil dikkattir. Eskilerin tabiriyle yeni tabirle herkesin anlayacağı tabirle manidar. İçişleri demişken İçişleri Bakanı her gün böyle operasyon görüntüleri yayınlanıyor. En son İstanbul Bursa'da sokak satıcısı tabir edilen uyuşturucu uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonu e, anonslamış. Arzu Yıldız da ona dikkat çekiyor. Türkiye'nin en büyük Türkiye'nin en büyük sorunu uyuşturucu. Torbacılar değil. Zahmet etmişsiniz o torbayı dolduranları yakalamadığınız sürece bunun bir anlamı yok demiş. Aynen öyle. Esasen torbacılar toplanmaz. Torbacılarla torbacıların üstündeki isimlere ulaşılır. Bu işler böyle yürür. Benim geçmişimde polis adliye muhabirliği yok ama bir gazeteci ve eski bir medya yöneticisi olarak bunu çok iyi biliyorum. Torbacılar son sokakta o işi işte son kullanıcıyla buluşturan elemanlar. Bir şeyden haberleri yoktur ki para kazanmak için o işi yaparlar ve en az kazanan onlardır onlarla onlardan devşirdiğiniz muhbirlerle veya onları artık kullandığınız ölçüde neyse ve onları takip ettiğiniz ölçüde daha yukarıdaki insanlara yürürsünüz. Onları tutukladığınızda topladığınızda o e, tepedekiler başka torbacılar bulur bu işler. Böyledir yani. Hani bataklık sinek hikayesi bir yönüyle. Bakın Türkiye'den birkaç fotoğraf getireceğim. 24 yıl sonra gelinen nokta. Hüda Kaya, tekrar cezaevinde biliyor musunuz? Cezaevine girerken birkaç haber oldu ondan sonra unutuldu. Soldaki fotoğraf çocuklarıyla Marmara Kapalı Cezaevinde yeni çekilen fotoğraf. Sağdaki fotoğrafsa Malatya Cezaevinde bundan tam 24 sene önce çekilen fotoğraf. Bu kadın o gün de cezaevindeydi, bugün de cezaevinde. Çocuklar büyüdü, Türkiye'de 24 yıl sonra durumlar değişmedi. Bu ülkenin 24 yıl sonra bir adım bile ileri gidemediğini ve bilakis zaten o 24 yıl önceki noktadan bile çok geriye düştüğünü gösteren bir vesika. Tuncer Bakırhan paylaşmış HEDEP Eş Genel Başkanı. 77 yaşında. Önceki dönem ağır milletvekili Halil, Halil Aksoy. Ağır sağlık sorunları var diyor. Cezası ertelenmeli, bir an önce tahliye edilmeli. Metris cezaevindeymiş. 77 yaşında eski milletvekili. Dünyanın her yerinde kırmızı bültenle aranan Hırvat uyuşturucu baronuna vatandaşlık verilmiş. Bunun altına imza atanlar kimler neden yargılanmıyorlar böyle bir yere devletlenebilir mi diye sormuş Eser Karakaş aynen öyle. Cevheri Güven paylaşmış hangi habere hangi bilgilerin girileceğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bilgi notlarının belirlediğini anlatmıştım. Hürriyet artık stajyerlerle iş döndürdüğü için bilgi notunu aynı başlıkla girmişler. İşte burada bir haber var altında da Propaganda Bakanlığı'nın bilgi notu. Haberi geçiyor altına da bir bilgi notu düşüyor yani dikkat edilecekler. İstanbul'un %70'i dönüşmeli, dönüşmeli demiş Polat Holding Başkanı Adnan Polat. Ya bu kentsel dönüşüm diye bir şey var. Depremin üzerinden işte 99, 2023 ne kadar yıl geçtiyse 24 sene çeyrek asır geçmiş. Hala hiçbir şey dönüşmemiş demek ki. Ya da birileri gene avuçlarını sıvazlıyor. Neyse artık e, oğuşturuyor. Buradan bu ranttan bir şey devşirmek için. Melis Alpan paylaşmış. THY iç hat uçuşlarında iki haftadır kahve yok. Nescafe İsrail bağlantısı nedeniyle boykot ediliyor. THY başka bir kahve markasıyla anlaşacak diye konuşuluyor. Hiç mi iyi haber yok? İyi haber var. Ertuğrul Günay paylaşmış eski genel başkanlardan Deniz Baykal 5 yıl hiç meclise gelmeden gerçekten de öyle hem milletvekili hem emekli maaşı almıştı Sayın Kılıçdaroğlu doğru olanı yapmış seçimden önce 3 aylık peşin maaş alıp yeniden seçilemeyen 362 milletvekilinden sadece 5 tanesi fazla aldıkları maaşları iade etti CHP'den aldığı fazla maaşı iade eden tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu bu da dekontu 21 Ağustos'ta iade etmiş Tek iyi şey bu. Yani de öldür ama hakkını da yeme. Bu da efendim uzun yıllar öncesinden, 40 yıldan daha uzun zaman öncesinden bir fotoğraf. Siyah beyaz. Fotoğrafta işaretlenmiş veya renkleri farklı iki kişi var. Ayaktaki benim babam Halit Toros. Oturan da ya da çömelmiş olan da benim. Bu fotoğraf yan zannediyorum... 1980 ya da 81 yılında çekilmiş olabilir. Kamberhöyüğü köyü Tarsus'un 3 derslikli bir e, okulu vardı. Ben de o okulun öğrencisiydim. İlkokulu 1'den 5'e o okulda okudum. Babam da benim ilk öğretmenimdi. E, fakat 1. sınıfa e, 1977'de başladığımda daha 5 yaşını doldurmamıştım. Dolayısıyla o günkü kurallar gereği 5 yaşını doldurmamış bir çocuğun okula gitmesi mümkün değildi. Ben babamın yanında işte sınıfa gidip geliyordum. Sonra da okumayı sökmeyi öğrenince yani okuma sökme öğrenmek çok zor bir şey değildir. Birkaç ayda söküyor insanlar zaten. Ee, babam beni artık birinci devre değil de ikinci devre ikinci dönem kayıt altına aldı ve e, karnemi verdi. Ve böylelikle ben birinci sınıfı kayıtsız başladığım birinci sınıfı kayıtlı olarak bitirdim. Neden? Babam okulun müdürüydü. Bunu yapabilecek gücü vardı ve yaptı. Yetkisi de vardı yaptı. Bu fotoğraf birkaç sene sonra çekildi, okulun bahçesinde. Zannediyorum biz dördüncü ya da 5. sınıftık. Bu da 80 ya da 81 tarihli bir fotoğraf olabilir. Babamdan çok şey öğrendim. Öğretmen olarak da çok şey öğrendim. Bir kere birinci sınıfta beni okuturken hiç ayrım yapmadı. Oğlu olduğumu hissettirmedi. Sınıftaki diğerleri de bak bu öğretmenin oğludur bak ona işte ayrıcalık tanınıyor falan gibi hissetmedi. İşini düzgün yapan bir insandı. Hatta bir def, bir defasında itap etmişti beni yani kızmıştı. Ee, bir takım kelimeleri soruyor ve onun karşıtını, karşıt anlamlısını istiyordu. Bana gelen kelime de e, çalışkan. Ben de çalışkan kelimesinin karşılığı olarak başarısız dedim. Halbuki orada başımı sıvazlayıp evet doğru söyledin ama şu da olabilir diyebilirdi. Hayır orada ithab etti. Hayır tembel dedi. Çalışkanın karşısı, e, karşıtı tembel. Unutmam. Çok şey öğrendim. Dürüstlüğü öğrendim. E, haram yememeyi öğrendim. Çok dürüst bir adamdı. O kadar dürüst bir adamdı ki bazen ben kızardım. Yani baba derdim yani bu konuda o kadar sen doğrucu ve o kadar dürüstsün ve o kadar bu konuda titizsin ki ben bazen şaşırıyorum. Yani şöyle de yapabilirsin böyle de yapabilirsin. Ama aldığı ahlak oydu ve o ahlakı da e, kendi çocuklarına geçirmeye vermeye göstermeye çalıştı. 2019 Ekim ayında vefat etti. Cenazesine gidemedim. Hicrandır benim için. Gidemediğim için cenazesine gidemediğim için de e, Peder'in öldüğünü kabullenmem çok güç e, ve o konuyu da henüz halledebilmiş değilim. Dolayısıyla babam başta tüm öğretmenlerin gününü bir kere daha kutluyorum. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla iyi hafta sonları.